Efendim, hoş geldiniz. Biz burada başlamıştık ilk mücadelemizi. Burası 2. Karagözler Mahallesi. Mahallemizin tek parkı Çocuk Parkı. Biz ilk duyduğumuzda çok üzüldük. Ve ben bu haberi ilk sayfamla başladığımda sağ olsun ufak tefek arkadaşlar hani üzüntülerimizi dile getirdik ama sağ olsun sonra öncelikle Serap Ülkü'ye çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duydu ve diğer basın arkadaşlar bu haklı mücadelemizde yanımızda bulundular. Biz sonra birlik olduk. Bütün mahallemiz, sadece Karagözler Mahallesi değil, bütün Fethi bize bu desteği verdi. Ve biz gerekli yazışmaları, gerekli isyanımızı gerek sosyal medyada, gerek her türlü sesimizi duyurabildiğimiz platformda sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama maalesef bizim sesimizi duymadılar. Hep duymamazlıktan geldiler. Sonra biz yazılarımızı, gerekli dilekçelerimizi belediyeye, hazineye vererek bu parkımızın tekrar çocuk parkı olarak kalması için elimizden geleni yaptık. Ve şimdi aldığımız bir güzel haberi burada sizinle birlikte paylaşıyoruz. Parkımız hazine, biz tabii ki bilmiyorduk parkın park olarak olduğunu, hazinenin tescilli taşınmasıymış. Ama tabii ki birileri bunu görmüş, duymuş ve taşınmasına birleştirerek satın alma gayretinde bulunmuş. Ama biz bunun şimdi aldığımız güzel haberi sizinle paylaşıyoruz. Hazineden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Ankara'dan gelen güzel haber bunun satışa mümkün olmadığını, kişilerin, almak isteyen kişilerin bu parseli kendi parsellerine birleştirmek için gerekli şeyleri yok. Yani gerekli arsa büyüklüğüne sahip değiller. Yani bir ihtiyacı yok. O yok. Yani derinliğin 15 metre, yani yola cephesi 15 metre, derinliğin 20 metre olması gerekiyormuş. Bir takım kıstaslar var tabii ki. Bunları Ankara'dan gelen, bu şimdiki hazineye gelen dilekçemiz. Buradaki zamanında tabii bize söylenmedi. Ama biz sevgili Işılcığım, Gülsen'in abla sağ olsun, diğer destek verenlerle biz Muğla valisine kadar çıktık. Bu basında da yer aldı. Ve biz Muğla valisi bizi dinledi. 2 saat bekledik ama bizi Muğla valisi gayet güzel bir şekilde bizi dinledi ve bize yardım edeceğini söyleyerek biz bugünlere geldik ve bu haber doğrultusunda mutluyuz. Şu anda mahalleyle birlikte bu güzel günü kutluyoruz. Çok şükür. Evet. Hepimizin. Evet. Hepimizin. Evet. Allah razı olsun. Bu kadar. Belediyede beklenti varmış. Tabii şimdi asıl beklenen. Tabii. Yani şu anda asıl beklenen bu Dilek Hanım'ın bahsettiği hazinenin ilgili taşınmazla, yani parkla ilgili olarak satışının gerekmediği kararı ve bizim hep tekrarladığımız kısmın tamamlanması gerekiyor şimdi Fethiye Belediyesi tarafından. O da şudur. Malum imar yasasına göre yeşil alanlar, yani hazinenin mülkiyetinde olan yeşil alanlar, dolgu alanları, parklar belediyenin talebi üzerine bedelsiz olarak belediyeye terk edilir, tescil edilir ve belediyede amacı dahilinde kullanır. Şimdi yapılması gereken Fethiye Belediyesi'nin milli emlağın hazinenin bu yazısına uygun olarak taşınmazı, imar durumunu yeşil alan ya da park olarak değiştirmesi, önceki encümen kararını iptal etmesi ve bu yeni karara göre de tekrar yazı yazarak milli emlaktan bedelsiz olarak taşınmazın yeşil alan ya da park olarak tescil edilmesini istemesi gerekiyor. Bundan sonra da aynı topluluk bunun takipçisi olacak. Evet. Kesinlikle. Şimdi artık asıl vermiş olduğunuz mücadeleyi Hazine Bakanlığı tarafından kazandınız. Şimdi artık Fethiye Belediyesi'nin ya da olağanüstü karar ya da Şubat ayındaki meclis kararı. Meclisle alakası yok. Encümen kararıdır. Encümen kararıyla meclise de ihtiyacı olmadan bu kararı gelip hakkını teslim etmesi. O zaman evet. Bir sonraki
kutlamanızı da belediye başkanı da buraya davet etmiş olacağız aslında. Kesinlikle. Yani bu söylediğimiz süreç yapılsın ondan sonra. Bu süreç tamamlansın. bu tartışmalı hazine mülkiyeti yeşil alan ya da çocuk parkı olarak tescil edilsin. Elbette severek aynı coşkuyla kendisini de davet ederiz. Tabii ki. Arkadaşlar kazanan biz falan değiliz. Kazanan çocuklarımız. Evet. Yani dünyanın her yerinde çocuk parkı yapalım diye insanlar kendi arazilerinden yer terk ederken böyle bir şeye gerek var mı? Yani sizin yeterli arsanız var. Her şey yeterliyken çocukların oynadığı yere tecavüz etmeye gerek var mı böyle bir şey? Gerek yok. Yani biz çocuklar için uğraşıyoruz. Kimse kendisi için uğraşmıyor. Türk çocuklar için uğraşmıyor. Bizim için de Allah korusun bir deprem anında ilk toplanacağımız tabii yer ki. Evet, deprem alanında da toplanma alanını aşağıdaki o kürek yerinde düşünebiliyor musunuz? En üst mahalleden birisi o panik halinde yaşlılarımız oraya kadar nasıl gidecek? Yani. Burada yaşayan değil mi? Tabii bakın. Bakın gel hanım teyze buraya gel. Teyzelerimiz burada akşamüstü olduğu zaman o sıcak yaz günlerinde oturup burada sohbet ediyorlar. Efendim yani günah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem çocuklar hem yaşlılar. Otur buraya. Benim annem şunu söyledi. Ben aşağıda kuaför Ayşe. Herkes bilir. Saçını gezmeye giderken önüme fön çek. Paralı parasız herkesin her şeyini görmüşümdür. Hizmet vermişimdir. Mahalleme seve seve gururluyum. Annem bir zaman dedi ki şu duvarda oturuyordu. Anne niye siz oturuyorsunuz duvarda, dışarıda, sokakta, parkta, eve gidin. Bizim kendimize su verecek halimiz yok. Bir çocukların parka ihtiyacı var, bir de yaşlıların. Buyurun. Evet. Şurada, şu duvarda ömrümüz geçti. Evet. Hepimizin çocuklarım. Soluklandık, dinlendik. Okula gidiyorduk, aynen, geliyorduk, dinleniyorduk. Elimizde poşetler, dinleniyorduk. Ne gerek var? Ne gerek var? Şu aç koronada. Evet, yani evet, paraya evet, ihtiyacımız evet var. Buradan. Buraya yapılan masrafa başka bir şeylere gitseydi yazık, günah değil mi? Hem mülk sahibine, hem belediyeye, torunlarım hem devlete yazık benim, günah değil mi? İnsanlarda iş yok. Üniversite mezunları sokakta diyorlar. Ne gerek var bu kadar hırsa? Bir metre ya, gideceğimiz yer bir metre. Her gün hastanede koronadan duyuyoruz ölenleri. Ne istediniz şunlardan? Ne? İşte güneş sadece burada. Evet. Bakın herkesin buraya ihtiyacı. Diyeceksin çok bir fazla yer yok ama ne gerek var buna? Bu kadar mı açgözlüyüz ya? Şunun için yani bir ağaç dikiyorsun, çiçek dikiyorsun, gözüne bakıyorsun. Yıllarda ömrümüzün, hepimizin çocukluğu geçmiş. Çocuklarımızın parkta oynadığı, okul saatinde, teneffüs saatini burada geçirdi. Çünkü bakın yol yok, en garantili yer. Sen ne istedin? Tek düzlük alanımız burası. Tek. Yakın. Burası Karagözler yamaçlı evet, bölge alan olduğu için tek düzlük alanı. 74 Kıbrıs Savaşı'nda buraya da göz dikmedi artık. Burada toplandı. 74 Kıbrıs Savaşı'nda bütün halk burada toplandı. Her gün burada toplanıyordu. Karşıda askeriye vardı tepelerde. Orada ışıkla buradan haber gönderiyorlardı. Işıkla şeyle, haberleşme şekliyle. Biz buradan onlara bakıyorduk. Evet, o zaman şunu söyleyebiliyoruz. Artık encümen kararı Fethiye Belediyesi olarak çok hızlı bir şekilde, tez vakitte. Çünkü çocuk belediyeden gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Aynen öyle, rica ediyoruz. Belediyeden gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Evet. Buradaki sakinleri düşünsün lütfen. Evet. Çünkü bütün siz de dünya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hepimiz ayrı ayrı. Biz de sizi alkışlıyoruz. Hep arkamızda oldunuz. Sağ olun. Sağ olun. Hep arkamızda oldunuz. Bırakmadınız. Bir an evveli bizim burası eski haline çevrilmesi gerekiyor. Size teşekkür ediyoruz. Tehlikeyi önlenmesi için gerekli tedbirler alınsın. Her an çökme ihtimali var bu merdivenin. Merdivenin altına evet, kedi. Eşekler sizi. Tam yayın.